basın mensupları ve değerli başkanlarım. Öncelikle yeni kurulan Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu toplantısına hoş geldiniz. Kayseri'de yaşayan Yozgatlıların kurduğu 12 köy derneği, Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu çatısı altında yeniden bir araya geldi. Federasyonun amacı Yozgat kültürünü yaşatmak ve ihtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunmak. 12 köy derneğinin bir araya gelmesiyle kurulan Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Özcan ve dernek başkanları basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında buluştu. Kayseri'de 400 bin civarında Yozgatlı'nın yaşadığını anımsatan Özcan, bu hemşeri dayanışmasını sağlamak amacıyla böyle bir yola girdiklerini anlattı. Dernekçiliğin gönül işi olduğunu vurgulayan Özcan, doğdukları ve doydukları toprakları ayırt etmeden yardım faaliyetlerinde bulunacaklarını anlattı. Özcan şunları söyledi. Kayseri'de yaşayan bizim tahminlerimize ve araştırmalarımıza göre 400 bin Yozgatlı yaşıyor. Bu Yozgatlıların buradaki yaşam şekillerini, örf ve adetlerini, kültürel varlıklarını Kayseri'de yaşayan öbür vatandaşlarla birlikte entegre ederek hep beraber mutlu ve en iyi şekilde yaşamaya gayret edeceğiz. Arkadaşlarım, dernekçilik doğduğumuz topraklarla doyduğumuz toprakları hiçbirbirinin üstünde görmeden, birbirinin altında ya da biz işte etnik ayrımcılık yapmadan ikisini de aynı düzeyde tutarak iki kültürü bir arada yaşatmanın çabası içerisindeyiz. Yardım kuruluşlarımızla birlikte burs, fakir fukara yardımı gibi, yaşa yardımı gibi faaliyetlerimiz olacak. Bu faaliyetlerimizin içerisinde bize iletilen, yapmak istenilen, bizim aklımıza düşmeyen şeyleri de yapmaya çalışacağız. Örf ve adetlerimizi, kültürümüzü yaşatmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Zalimin karşısında mazlumun yanında olacağız. Ayrımcılık değil, bir olma, beraber olma için elimizden gelen her türlü desteği kendimiz yapamasak da bu kurumlara vereceğiz. Hiçbir kurum, kişi ayırt etmeden yanlışlara dur diyeceğiz, iyiliklerini alkışlayacağız. Bunu şu siyaset, bu siyaset ya da şu bu değil ayırt etmeden doğru olan her şeyin arkasında olacağız. Memleketimize sağlıklı gençler, bireyler yetiştirilmesi için tüm kültürel organizasyonlarda bu kurumların, bu şeyi düzenleyen tüm oluşumların arkasında olacağız. Arkadaşlarım, kısa bir federasyonum hakkında bilgi vermek istiyorum. Federasyonumuz, daha doğrusu federasyonlar dernekler gibi değildir. Dernekler, yardımlaşma, yaşatma dernekleri kendi üyelerinin kişilerle birlikte kurulur. O seçimi üyeler tarafından yapılır. Bizim derneklerimizin delegeleri, dernekler önce federasyon oluştururlar. Seçim için yapılacak işler için ikişer üçer delege verip bu delegeler içinden bir başkan ve yardımcıları seçilir. Dolayısıyla burada 11 tane, 12 tane köy derneğimiz var. Kasaba derneklerimiz var ve il derneğimiz var. Biz 6 boş, sadece 2 kişiyle bu işi yapan bireyler değiliz. Bir makam, mevki, İhale, bu gibi şeylerle bizim işimiz yok. Sadece ve sadece ülkeye, vatanımıza neler yapabiliriz, neler edebiliriz? Tabii hepsi iyi şekilde. Doğru olan dediğim gibi siyaset ayırt etmeden arkasında yanlışların karşısında olacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Avukat Mehmet Orak, Federasyonumuzun başkan yardımcısıyım.
Önceki dönemlerde de Yozgatlar Derneğimizde ve Federasyonumuzda da görevlerde bulunduk. Şimdi sürece ilişkin tabii bir hukuki süreç yürümekte. Bahsettiğiniz federasyonumuzla ilgili İçişleri Bakanlığı'nca bir denetim yapıldı. Ve bu denetim nihayetinde hem yapılan en son genel kurulun hem de yapılan seçimin yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimlerinin usulü uygun olmadığını ve hukuk aykırılıklar bulundu bakanlıkça tespit edildi. Ve bu çerçevede de hem genel kurulun hem yapılan seçimin iptal için dava açıldı. Tabii bu tespitler ve devamındaki dava süreçleri bundan sonraki o dernekte yürütülecek faaliyetlerin hukuki olarak alınacak kararların soru işareti doğurmasına ve hukuki olmayacağı kanaatini oluşturdu dernek başkanlarımızla. Bildiğiniz üzere federasyon, başkanım da bahsetti, dernek yapısından farklı. Birçok derneğin en az 5 dernek olmak üzere bir araya gelmesiyle kurulan bir yapıdır. Ve yüzlerce üyeyi temsil eder federasyon. Haliyle o federasyonu oluşturan üye dernek başkanları, bundan sonraki o federasyon çatısı altında yürütülecek faaliyetlerin, alınacak kararların, yürüyen mahkeme süreci sebebiyle hukuk uygun olmayacağı kanaatiyle yeni bir federasyon çatısı altında çok daha geniş katılımla birlikte yürütülmesi için bir istişarede bulunuldu ve bu karar sonucunda yeni bir federasyonla sosyal faaliyetlerimize devam edelim denildi. Bu çerçevede bir önceki federasyonda bulunan dernekler ve sonrasında çok daha fazla derneğin de teveccühüyle şu anda federasyonumuz kuruldu ve tamamen hukuki ve yasal zeminde faaliyetlerine devam edecek inşallah. Takdir ederseniz denetim raporunu kısaca okuyabilirim. Bu aynı zamanda bakanlığın dava dilekçesinde de mevcut. Şu şekilde bahsedilmiş. Yapılan denetimde federasyonun 16 Temmuz 2021 tarihinde yapmış olduğu genel kurul toplantısına ilişkin olarak genel kurul toplantısının federasyona üye derneklerin bildirdiği delegeler ile yapılması gerektiği, ayrıca yönetim ve denetim kurullarının da bildirilen bu delegelerden seçilmesi gerektiği, ancak federasyonun yaptığı toplantıda bu gereklere uyulmadığı ve yönetim ve denetim kurullarının usulsüz olarak federasyona üye olan kişilerden oluşturulduğu tespit edilmiştir. Yani hukuki gerekçe esasen derneklerin bildireceği delegelerden oluşacak bir seçim ve genel kurul toplantısına derneklerin delegesi bulunmayan kişilerce katılım sağlandığı ve adaylar olması hasebiyle yok hükmünde olduğu kanaati denetim raporuyla bildirilmiş. Bu sebeple de bir dava yürümekte. Malumunuz yargı süreçleri biraz uzun zaman aldığı için o süreci beklemek belki yıllara sari olacak. Bu süreçte de derneklerin yürütmek istediği faaliyetler de yarım kalacağı için yeni bir federasyonla bu süreci devam etme kararı alınmıştı.